Değerli hemşehrilerim, geçtiğimiz günlerde yaklaşan çay sezonu öncesinde alınan tedbir ve kararların değerlendirilmesi için Rize Ticaret Borsası'nda Valimiz Kemal Çeber Başkanlığı'nda siyasi parti il başkanları ve çay sektör temsilcilerinin de yer aldığı geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirildi. İYİ Parti Rize İl Başkanı olarak biz de bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği, çay alımı sürecinde vatandaşlarımıza her türlü kolaylığın sağlanacağı, çay üreticilerimizin çaylarının dalında kalmayacağı bir süreç yönetilmesi gerektiğini toplantıda dile getirdik. Toplantıda görüşülen konular ve sunduğumuz önerilerin şeffaflık ilkesi gereğince vatandaşlarımızın da bilgisine sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerim, hepinizin malumu olduğu üzere tüm dünyada yaşanan COVID-19 virüs salgını ülkemizde ve Rize'mizde ciddi bir etki yaratmıştır. Bu sürecin yaşandığı ilk günden itibaren İYİ Parti olarak bizler tüm Türkiye'de en az 21 günlük karantina uygulanması gerektiğini vurguladık. Bu sayede hali hazırda bu virüste enfekte olan bütün vatandaşlarımızın çok daha kolay tespit edilerek virüsün yayılmasının önüne geçilmesini arzulamıştık. Bu karar alınmayınca virüs ciddi bir yayılma alanı bularak maalesef ilimize de sirayet etme imkanı bulmuştur. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirler maalesef pansuman niteliğinde kalarak salgının daha uzun bir dönem içinde kontrol altına alınması öngörülmüştür. Gelinen bu süreçte ise tabiri caizse bancıyı dövmek değil, üzüm yemek anlayışıyla meselelere yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Biz İYİ Parti olarak toplumun her kesimine ciddi etkiler bırakan kararları sırf siyasi rant amacıyla muhalif olmanın yanlışlığını her türlü ortamda dile getirdik, dile getiriyoruz. İYİ Parti olarak bizim anlayışımız öncelikli olarak insanımızın sağlığıdır. Sağlık ve hayatın önemsenmediği hiçbir kararı desteklememiz mümkün değildir. Alınan tedbirler ekonomi odaklı değil, sağlık odaklı olmalıdır. Nitekim giden hayatlar getirmek mümkün olmasa da bu süreçten sonra hep birlikte birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız ekonomik tahribatı gidermemiz mümkün olacaktır. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle ricam devletimiz tarafından alınan bütün tedbir ve kararlarında bu zaviyeden değerlendirmeleridir. Değerli hemşehrilerim, toplantı öncesinde Rize ve bölge illerimize yönelik valilerimizin ortak açıklamasıyla şehir dışından çay hasadı için gelecek olanların Rize ve bölge illerine girişinin yasaklandığı belirtilmiştir. Özellikle şehir dışında bulunan müstahsillerimizi endişeye sokan, kafalarında soru işaretleri doğuran bu karar toplantının da ana gündemini oluşturmuştur. Bizim bu konuya bakış açımız, bu kararı almak zorunda kalmadan çay hasat sezonu öncesinde bütün hazırlıkların eksiksiz yapılarak bir eylem planının oluşturulması yönündeydi. Bu hazırlığın yeterince yapılmaması ve diğer illerde vaka artışlarının büyük şehirlerden gelen insanlardan kaynaklandığı düşüncesiyle önceden alınan bazı kararların aksine böyle bir karar alınmasını gerektirmiştir. Oysa ki bu sürecin başlandığı ilk günden itibaren çay hasadı için şehir dışından gelecek müstahsillerimiz için gerekli çalışmaların ivedilikle yerine getirilmesi gerekmekteydi. Çay cüzdanı olan ailelerden en azından bir kişinin günler öncesinden tespit edilerek kademeli olarak devlet kontrolü eşliğinde Rize'ye getirilmesi ve yine devletimizin kontrolünde izolasyonlarının sağlanması gerekirdi. Böylelikle önemli sayıda müstahsilimizin çay hasadı döneminde çayının başında durması sağlanabilirdi. Ailelerini bırakıp gelemeyecek kişilerin de çaylarının toplanma süreci daha kolay yürütülebilirdi. Çay hasadına çok az bir süre kala bu yönde bir çalışmanın yapılıp yapılamayacağı ilgili kurumlar tarafından tekrar değerlendirilecektir. Bu yönde bir hazırlığın yapılmaması üzerine kontrolsüz bir şekilde Rize'ye girişlerinin yasaklanması kararının bu aşamadan sonra insanımızın sağlığı açısından olumlu buluyoruz. Ancak devletimizin böyle bir karar alması
aynı zamanda bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluk çay müstahsili olan hiçbir hemşerimizin çayının dalında kalmayacağı, titizlikle yürütülecek bir süreç yönetimidir. İyi Parti Rize İl Başkanlığı olarak bundan sonraki süreçte alınması gereken bazı tedbir ve kararlara yönelik önerilerimizi tekrar ediyoruz. Şehir dışına gelemeyecek çay müstahsillerimizin çaylarının dalında kalmaması için köylerimizde ve mahallelerimizde muhtarlarımızın başkanlığında ivedilikle bir kurul oluşturulmalıdır. Bölgelerinde bulunan çay müstahsilleri bu kurul vasıtasıyla tespit edilmelidir. İlimize gelemeyenlerin çaylarına yönelik eksik iş gücünün tespit edilmesi, öncelikli olarak o bölgeden iş gücünün sağlanması, bölgede iş gücünün eksik kalması halinde iş kur vasıtasıyla iş arayanlar ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlarımızda oluşturulacak çay iş gücünün koordineli olarak o bölgelere transferi çay alım kampanyasından en az bir hafta önce hazır hale getirilmelidir. Bu süreçte şehir dışında olan müstahsillerimizle de sürekli iletişim halinde olmak son derece önem arz etmektedir. İşkur üzerinden oluşturulacak iş gücünün talebinin artırılması için oluşturulacak iş gücüne katılan her bir vatandaşımızla toplum yararına proje kapsamında en az 6 aylık sözleşme imzalanmalı. Ayrıca topladıkları ton başına 700 TL prim verilmelidir. Ödenen 700 TL primin müstahsillerimizin daha sonra ödenecek çay paralarından kesinti yapılarak yansıtılmalıdır. Daha önce kota uygulamasının kaldırılması gerektiğini vurgulamıştık. Kotanın kaldırılması ile özel sektördeki serbest piyasa koşulları içinde üreticimizin emeğinin tam karşılığını alması devlet eliyle sağlanmış olacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklarını tehlikeye düşürmeyecek ve çay alımlarını aksatmayacak bir eylem planıyla bu uygulamanın en azından salgın süreci içinde kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Müstahsillerimizin çay alım kampanyası sürecinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyması için en üst seviyede tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun için hafta tatili uygulaması kalkmalı, alım yerlerinin 7 gün açık kalması sağlanmalıdır. Randevu sistemi yeniden getirilmelidir. Randevu sistemi ile haftada bir gün değil, gerekirse müstahsillerimize 2 ya da 3 gün içinde çay satma imkanı sağlanmalıdır. Böylelikle müstahsillerimizin her gün çay alım yerlerine gelmesinin önüne geçmiş olacağız. Yaş çayda taban fiyat sezon başlamadan önce açıklanmalı ve zaten ekonomik olarak zorda olan vatandaşımızın yanında olmak için olabilecek en yüksek taban fiyat olarak belirlenmelidir. Koronavirüs salgını nedeniyle insanımızın yaşadığı ekonomik tahribatın biraz olsun gidermek adına hem Çaykur'da hem de özel sektörde taban fiyat uygulanmasının olması gerekliliğini ve bunun da en az 4 TL olması gerektiğini daha önce de vurgulamıştık. Bizler bu süreçte vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı soruları değerlendirerek çözüm yolu olduğunu düşündüğümüz önerilerimizi sunuyoruz. Hiçbir müstahsilimizin çayının dalında kalmayacağı yönünde devlet garantisi verilerek vatandaşlarımızın endişeleri giderilmelidir. Devletim benim çayımı dalında bıraktı dedirtmeyeceğimiz, Türk devletinin her koşulda vatandaşının yanında olduğunu gösterebildiği bir süreç yönetimi diliyorum. Son olarak tüm vatandaşlarımızın 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlar, Ramazan ayımızın sağlıklı, huzurlu ve bereketli ve rahmet içinde geçmesini temenni ederim. Bu vesileyle ilimizde virüs salgınının ilk görüldüğü günden itibaren üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, polisimize, jandarmamıza, muhtarlarımıza ve bu süreçte görev alan bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, minnet duygularımı ifade ederim.